Yerine birini buluncaya kadar çalışacaksın değil mi Toprak? Tabii. Yani Okan Bey'i sıkıntıya sokmak istemem. Hele bir gelsin konuşacağım. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. Bana bir kahve yap hemen. Tabii efendim. Hadi gel içeri, ne var ne yok bugün bir konuşalım. Okan Bey, bugün hiç duruşmanız yok. İki tane ofiste, iki tane dışarıda toplantınız var. Bir de muhasebeden aradılar. Eğer bugün uğrarsanız iyi olurmuş. Buraya hepsini not aldım. İyi ki bu işi sana teklif etmişim. Tabii iyi ki de sen de kabul etmişsin. Meğer bugüne kadar asistan sandıklarım santral memurundan farklı değilmiş de benim haberim yokmuş. Birine güvenmek, gözün arkada kalmadan işini ona emanet etmek çok rahatlatıcı bir duyguymuş. Sağ ol Toprak. Ben teşekkür ederim. Bunları sizden duymak çok güzel. Ben teşekkür ederim. Merhabalar Servet Bey. Nasılsınız? Tabii tabii, ben bugün bekliyorum sizi. Toprak. Ne oldu, konuşabildin mi? Ne dedi? Çok kızdı mı? Hiçbir şey konuşamadım ki. Neden? Çarşambaya kadar bu listedekilerle toplantı ayarlamaya çalış Toprak. Her biriyle en kısa zamanda görüşmek istiyorum. Tamam. Sen ne yaptın hafta sonu? Son bildiğim cuma ofisten çıkana kadar hala aramamıştı Çınar. Ben de aslında sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Hitap resmiyete döndüyse durum bayağı ciddi demek ki. Buyurun. Sizi dinliyorum Toprak Hanım. Biz Çınar'la barıştık. Bak, buna şaşırmadım işte. Demek bazı durumlarda insanlar erdemlerinden vazgeçebiliyorlarmış. Öyle değil. Yani boşanmaktan vazgeçtim, evet. Çünkü Çınar'dan boşansaydım da Çınar o çocukla birlikte yaşamayacaktı. Böylelikle hepimiz çok daha fazla acı çekecektik. Bu savaşın da bir kazananı olmayacaktı. Ne güzel. En azından şimdilik Çınar'la sen kazandınız. Tebrik ederim. Ben aslında... Servet Bey geldiler efendim. Okan Bey merhaba. Merhaba Servet Bey, hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Buyurun odama geçelim. Ama şans varmış ha. Misafirin dibi söküldü sanki. Baksana, biri gitmeden öteki geliyor. Aman, bu saatten sonra gelse de bir şey fark etmez. Okan Bey'in 5'te toplantısı var. Çıkacak. Bir hafta sonra mahkemede görüşmek üzere Işıl Hanım. İyi günler. İyi günler. Okan Bey. Hiç hatırlatmana gerek yok. Çok geç kaldım, farkındayım. Ben artık geri dönemem. Yarın sabah görüşürüz.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.